kanalıma hoş geldiniz sizlerle şimdi uçan bir kedi yapacağız daha önce aslında uçan kedi yapmıştım ama burada farklı bir çalışma yapacağız ee, kalan canımız 5 5 can ee, ekrandan kargalar uçacak ve daha sonra da e, hızımızda gittikçe artacak yani hız derken aslında kargaların çıkış hızı olacak yeşil bayrağı tıklıyoruz yukarı ok tuşuna bastığım zaman kedi uçuyor bıraktığım zaman kedim tekrar duruyor kargaları gördüğünüz gibi her karga, e, karga ben geçtikten sonra 0.10'da 2 puan arttırıyor hızımı. Tabi ben bu normalde hızımı görünmez yapacağım. Şu an hızım 1 oldu. Belli bir zaman sonra sabitlenecek. Ve kargalar da daha fazla çıkmaya başlayacak. Kedim ileri geri aşağı yukarı çıkarken uçuyor modunda gözüküyor dikkat ederseniz. Ve yukarı tuşunu bıraktığım zaman da kedim tekrar e, tekrar eski haline uçuş moduna geçiyor. Görmüş olduğunuz kargaların Çıkış hızı daha fazla oldu. Arda arda çıkmaya başladı. Şimdi 3.8 olduğunda evet bir tane değdim. Evet şu şekilde oyun bitti. Görmüş olduğunuz daha da zorlaştı. Ee, aynı zamanda ekranda giderken bulutları da gördünüz. Bulutların da e, geçişini sağlamak için olduk. Ee, böylelikle bakın arka planda da e, evler değişik bir hizayla geçiyor. Sürekli aynı şekilde geçmiyor. Belli bir düzeni yok. Onların da nasıl olduğunu oyunda göreceğiz. Bakın yukarıda bulut. Aynı şekilde çıkıyor. Yani kedimiz böylelikle uçarken kargalardan kurtulmaya çalışıyor. Ee, kargalara vurduğumuz zaman da kargalar aşağı doğru iniyor. Dikkat ederseniz. Çarptığı zaman hem kalan canımız azalıyor hem de kargalar aşağı doğru düşüyor. Kedimize çarptığı zaman. Tabi hızımız kalan can azalsa da hızımız Yine değişmiyor. Evet şu an 3.6 sabitledi. Çünkü burada sabitlemek için çok fazla Geliyorlar. Eğer biraz daha arttırsam bu sefer ekran kargalarla doluyor. Şu anki kargaların yoğunluğu gayet iyi. Oyunumuz gerçekten zorlaştı ve çarptı ve oyundurdu. Hep beraber bu oyunu şimdi yapacağız. Ne yapalım? Önce temiz bir sayfa açalım. Daha sonra da çalışmamıza devam edelim. Evet şimdi Scratch programını açtık. Bildiğiniz gibi internet üzerinden giriyorum. Hala online bir şekilde çalışıyorum. Program normalde bilgisayara indirebiliyoruz ama bazı sıkıntılar olduğu için onu denemiyorum. Hem de online yapmamın nedeni de var. Böylelikle paylaşımda yapabiliyorum. yapabiliyorum. Sizler de zaten oyunu oynayabiliyorsunuz. Alt tarafta linki vereceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Öncelikle kuklalarımızı ekranımıza yerleştirelim. Kedi karakterimizi uçan karakteri tabii ki almam gerekiyor. Şu karakterimizi yükledik. Diğer kedi karakterimizi silelim. Daha sonra binaları yüklememiz gerekiyor. Bunun kısmı da şurada görmüş olduğunuz gibi bakın bir sürü binalar var. Bunları alıyoruz. Bu binalara hızlı geçiş yapacağız. Daha sonra da bulutlar yerleştireceğiz. Bulutlar kısmımızda evet şu kısmı görmüş olduğunuz gibi bulut efekti olarak kullanacağız. 3 bir de kargalara çarpıyorduk. O yüzden e, karga efektini de almamız lazım. Evet şuradan da karga efektimizi alıyoruz. Yalnız kargaya dikkat ederseniz şu an duruyor. Halbuki ben sadece uçmasını sağlayacağım. O yüzden kostümlerden birinci kostümü siliyorum. B ve C kostümü kalacak. Aynı zamanda aşağı doğru düşmesi için de bu kostüme bir tane daha ekleme yapacağım. Hatta şu an yapalım. Şöyle seçtikten sonra döndürüyorum. Tabi bunu ne zaman yapmamız lazım? Kopyasını çıkarttıktan sonra şöyle yapalım. Kopyasını çıkart. Şimdi seçiyoruz. Aşağı doğru döndürüyoruz. Ve bu da düşme efekti oluyor. Böylelikle de düşme efektini kullanmış olacağız. Tabii ki çok büyük olduğu için bunu %50 yapalım. Bu şekilde. Daha sonra bulutlarımız %100 olsun. Evimizde. Kedimiz de biraz sanki büyük gibi. Bunu da 80 yapalım. Evet bu şekilde hazırladık. Şimdi evimiz şurada bir yerde yaklaşık olarak duracak. Biz bunu buradan çıkartıp sola doğru götüreceğiz. Bulutlar yukarıda olacak. Yani yük şurada bir yerde alalım. Bulutlarımız da buradan çıkarak gidecek. Daha sonra da şunu kuşumuzun birinci karakterini alalım. Bu da bu taraftan çıkıp gidecek. Şimdi kuşumuz e, normalde sağa bakıyor. E, sola bakar şekilde yapacağım. Onu kodlarda yönünü değiştirmek istiyorum. Daha sonra da kedimizi oyunun başlangıcında buradan dursun daha sonra da yukarı doğru çıkmasını sağlayalım. şimdi düzenimizi yaptık. Kodlamalara gelelim. Öncelikle kedimizi uçuralım. Tıklandığında bir kere kedimiz ön katmana gitsin. Şimdi biraz önce evin arkasındaydı sanırım. Ön katmana git diyelim ki ön tarafta dursun. Evler onu geçemesin. Daha sonra hareket güvende bulunduğu noktadaki konuma gitsin. Şu konuma gitsin. Her zaman burada başlasın. Daha sonra da sürekli tekrarla diyoruz. Artık uçuş moduna geçeceğiz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Yukarıya, aşağıya, sağ ve sola bastığımız zaman yön değiştirmesi gerekiyor. O yüzden de tuşuna basıldı mı kısmını alalım ve eğer ise komutlarımızı alarak şu şekilde kopyalı yapıştır diyelim. Evet burada yukarı ok tuşu, sonra aşağı ok tuşu, sonra da sağ ve sol ok tuşları diye hemen bölümlerimizi seçtik. Ee, yukarı derken Y konumumuzu e, değiştirmemiz gerekiyordu. Yani Y konumunu 10 değiştir diyelim. Yukarı gitsin. Y konumunu eksi 10 dersek aşağıya iner. Sağ ve sol içinde X konumunu değiştir alalım. Evet, sol giderken eksi 10 dememiz gerekiyor. Bu şekilde alalım. Yeşil bayrağı tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi sağ sol yukarı aşağı Yalnız aşağı ve yukarı geri giderken çok derinlemesine gidiyor. O yüzden ne yapalım onu kenara geldiysen sektir diyelim. Şöyle. Şu kısmı alalım ki evet aşağı şimdi görmüş olduğun gibi inmiyor. Yukarıda geride artık ekrandan çıkmıyor. Gayet kedimiz düzgün bir şekilde çalışıyor. E, tabii bir de ne yapmamız lazım? Yönden sağ sol diyelim de düzgün dursun. Evet şu an hiçbir sıkıntı yok. Kenara geldim zaman uçuyor. Problemimiz yok. Durduralım. Şimdi burada e, ne yapmamız gerekiyor? Burada şöyle bir sıkıntı var. E, kedimizin yukarı çıkarken kostümler kısmında yukarı doğru hareket etmesi gerekiyor. Yani yukarı ok tuşuna bastığımız zaman görünümümüz farklı olsun. Aşağı ve diğer oklara baktığımız zaman bastığımız zaman da farklı olsun. O zaman ne diyelim? Kılığına geç diyelim. Yukarı ok tuşuna bastığımız zaman A kılığında olsun diğer sağ e, aşağıya ve diğerlerinde ise e, ne olsun e, farklı olsun. Yine yukarı ok tuşuna basılı zaman şunu kopyala çıkar e, yapıştır diyelim. Hemen şöyle yapalım. Yukarı ok tuşuna basıldı mı değil ise diyelim. Daha iyi olur. Değil kısmını alıyoruz. Yukarı ok tuşuna basıldı mı değil ise ne kılığına geçsin diyelim hemen. B kılığına geçsin diyelim. Şimdi bakalım. Evet tam ters oldu. Şu an A düzgün B uçuyormuş. Tam tersini yapacağız. Yani şuraya B diyeceğiz. Buraya A diyeceğiz. Evet şimdi bakalım. Kedimiz uçuyor. Sağ sol. Evet görmüş olduğunuz gibi yukarı oku bıraktığım zaman kedi tekrar Eski haline dönüyor. Tabi yukarı giderse de görmüş olduğunuz gibi geriye dönüyor. Biz zaten hep böyle olacağımız için gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Hiçbir problem yok. Evet kedimizin uçuş kısmını ayarladık. Şimdi gelelim binalarımıza. Binamız normalde buradaydı. Şimdi ne yapacak? Ee, şöyle diyelim hatta göstererek gidelim. Tıklandığında binalarımızın görünmemesi gerekiyor. Şu an ben bir göstermek istiyorum. Ee, burada şöyle bir kod kullanacağım. Mesela 10 defa tekrarlayacağım. 10 defa ikiz oluştursun. Neden 10 defa dedi? Binaların kısmına girdiğimiz zaman 10 tane bina var. O yüzden de 10 tane bina olduğu için 10 defa ikiz oluşturacağım. Daha sonra ikiz olarak başladığımda da görünmesini sağlayacağım. Sürekli tekrarla diyeceğim. Sürekli olarak bir hareket tamamlayacağım. Bir ikiz geldiğinde ikizimiz e, görünsün diyeceğim. Hatta onu da yapalım. Yani burada tıklandığında gizli diyelim. Daha iyi olur. Şöyle gizli diyelim. İkiz olarak başlandığını göster. Yani şuradaki bina sürekli tek başına durmasın. İlk başta buradaki bina kapalı dursun. Veya daha da geri gidebiliriz. Şöyle de yapabilirsiniz. Evet şu şekilde alalım. E, i̇lk başlangıçta e, ikiz oluştuktan sonra burada binanın kılıkları var. Herhangi bir kılığı seçmesini istiyorum. O zaman şöyle diyelim. Görünümden kılığına geç diyelim. Ama nasıl kılığına geçsin? Operatörlerden 1 ile 10 arasında sayı seçerek istediği kılığı kendi seçsin. Ve daha sonra da burada şurada her zaman sabit bir şekilde görünsün. Yani şu konumuna gitsin. Bakın dikkat ederseniz şu an evin konumuyla. Bu konum aynı zaten. Buraya gitsin. Daha sonra da süzülsün burada. Bir saniyede süzülsün. Nereye? Bunun tam zıttı. 248 ise eksi 248 alalım. Buraya süzülsün bir saniyede. Yani buradan başlayacak. Şuraya kadar gidecek. Deneyelim. Bakın şu an görmüş olduğunuz gibi 10 defa tekrarladığı için sürekli burası artık 10 tane binanın birlikte olarak gitmesini sağlıyor. Şu şekilde sürekli olarak bu şekilde yer değiştiriyor. Gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Hiçbir problem yok. Buraya geldikten sonra zaten diğer tarafa gidiyor. İsterseniz süzdükten sonra da gizlendi diyebiliriz. O tarafa gittiği zaman sıkıntı olmasın. Gösterdi gitti gizlendi. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra ne yapalım? Dikkat ederseniz binalar yan yana çıkıyor. Orada bir saniye komutu koyalım ki binalar yan yana çıkmasın. Şöyle bir komut yapalım. Evet bu saniyeyi daha bir kısa yapsak bakalım. Bir saniye uzun oldu. Evet biraz daha binalar yaklaştı. 0.2 diyelim. 0.2 Evet biraz daha yakın çıkmaya başladı. Şuraya 20 defa desek. 20 defa. Evet biraz daha büyüdü. Evet görmüş olduğunuz değişik şekillerde evler çıkmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi kedimizi de uçurduğumuz zaman sanki gerçekten de bir uçuyormuş havası karşımıza gelmiş oldu. Evet bu şekilde artık arka planımızı da hareketlendirdik. Bulutlarımıza hareket kazandıralım. Ee, bulutlarımız normalde tıklandığında sürekli tekrarlı diyelim. Şimdi Bulutlarımıza da bakarsanız 4 tane kılık var. Her biri buradan çıktığı zaman farklı bir şekilde bulut çıksın ki sanki farklı bulutlar geçiyormuş gibi hava oluşsun. Aynı şekilde kılığına geç. Operatörlerden 1 ile 4 arasında sayı seç diyeceğim. 4 tane olduğu için. Daha sonra da hareketten şu anki bu konumuna gitsin her zaman. Daha sonra da 1 saniyede zıttına gitsin yani eksi 248 diyelim zıttına gitsin. Bir saniyede bakalım hızına bakalım. E şu an bulutu yukarıda göremiyoruz. Evet bulutun konumu yukarı doğru çekmemiz lazım. Y'yi 150 civarına çekelim. Evet şunu da 150 yapacağız. Aşağı doğru iniyor. Sabitlesin yani düz bir şekilde gitsin. Evet. Şu an bulutumuz görmüş olduğunuz gibi bir saniye çok hızlı gidiyor. Daha yavaş olsun bulutun efekti. 5 saniye gibi bir efekt koyalım. Görmüş olduğunuz gibi bulut yukarıdan gidiyor. Şu anki şöyle bir yaklaştıralım. Bakın biraz öncekinden farklı bir bulutun gittiğini göreceksiniz. Bazen aynı bulut gelebilir. Çünkü 1 ile 4 arasında sayı tuttuk. 4 tane bulutumuz var. Farklı bulutlar gelecekti. Şimdi bakalım. Evet farklı bir bulut geldi. Kodumuz düzgün çalışıyor. Bulut kodumuzda da e, halletmiş olduk. Kargaları uçuracaktık. Değil mi? E, o zaman önce bir kargaları uçuralım, uçurma modunu hazırlayalım. E, o zaman ne yapacağız? Kargaları da uçururken ikiz oluşturacağım yine. E, videolarımı izlemişsiniz, daha önce e, sürekli ikiz oluşturarak bu tarz çalışmalar yapmıştık. Şimdi tıklandığında eksi 90 yönüne yönel diyelim. Çünkü kargam şu an sağ tarafa bakıyor, sola bakması lazım. Evet Tabi ne oldu bu sefer? Takla attı. Şöyle yapalım. Evet kargamız düzeldi. Daha sonra sürekli tekrarla diyelim. Ee, neden? Çünkü ikiz oluşturacağım. Kendi ikizimi oluştur diyorum. Evet daha sonra da belli bir saniye bekleyelim değil mi? Şu an ikizimi oluşturdu. Ee, ve bunu ikizi e, ikiz olarak başlatmam lazım. Tabi burada saniye yerleştirmezsek e, sürekli ikizler hızlı hızlı bir şekilde oluşturacaktır. Bir saniye sonra ikiz oluştursun. İkiz olarak başladığımız zaman da Sürekli tekrarladan hareket etsin. Hareket noktamızda e, X konumunu değiştirerek hareket ettirelim. X konumunu değiştir diyelim. Nasıl değiştir diyelim? Burada şöyle bir değişiklik yapacağız. E, eğer 10 dersem sağa gidecektir. Eksi 8 gibi bir sol tarafa hareket kazanıralım. Evet. Şu şekilde gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Tabii ki e, ne yapıyor? Kanat çırpmıyor. Kanat çırpmasını sağlayacağım. O zaman ne yapalım? Tabii kanat çırparken benim şöyle bir kod kullanmam lazım. Yani buraya kanat çırpmayı yapabilirim aslında sürekli tekrar için ama e, saniye yükleyeceğim için çünkü burada kostümlerde 3 tane kanat çırpma var. Bu çarpma esnasında aşağı inecek. O yüzden sıkıntılar olabilir. Yani 1 ile 2'yi hareket ettireceğim ve arasına saniye yerleştireceğim. O zaman ben eğer buranın arasına saniye yerleştirirsem x konum 8 sürekli böyle yapmayacaktır. Kesik gitmesini sağlayacaktır. Peki ben bunun üstesinden nasıl geleceğim? Tekrar ikiz olarak başla diye bir tane yeni bir blok oluşturacağım. Burada zaten şu an hareket ettiği için ben sadece sürekli tekrarla diyeceğim. Ve burada hareket kazandıracağım. Yani şöyle yapalım. Kılığına geç diyelim. Evet. B'den C'ye. Tabi geçerken şöyle yapmamız lazım bakın. B'den C'ye geçtin diyelim. 0.1 saniye verelim kanat hızını görmek için. Tekrar 0.1 alalım. Evet şu an kanat çırpıyor. Gayet güzel bir şekilde. Peki kuşumuz ilk başladığı zaman tıklandığında gizlensin. Gizlen oluşturduğum için ilk kısmında hep sürekli karşımıza gizlenmiş olarak geliyor. Evet ikiz olarak başladığı zaman göstersin. Bir de ee, nereden başlayacak? Yani hep aynı yerden mi çıkacak kuşumuz? Hayır. Onu da halledelim. Şu an normalde kuşumuz buradayken bir hareket noktası belirleyelim. Bakın 231'e 80 demiş. İkiz olarak başladığın zaman e, 231'e 80'den başla. Yani burada. E, burası tabii ki x konumu sabit olduğu için yukarıya aşağıya. Y'nin değişmesi gerekiyor yukarı aşağı. O zaman operatörlerden sayı seç diyelim. Tabii ki ne yapacağım? Bu da eksi de 100, eksi 150 ile Artı 150, 140 civarı bir şeyler yapalım. Ee, şöyle deneyelim. Bakın aşağıdan çıkıyor. istediğimiz yerden çıkıyor. Yukarıdan çıkıyor. Gayet iyi. Bulutların biraz altından çıkıyor. Evet kargalarımızın uçuşu da tamam. Tabii ki en sona geldiği zaman e, kargalarımız ne oluyor? E, gizlenmesi lazım. Yani bu ikisi silmemiz lazım. Nasıl sileceğiz? E, en sonuna geldiği zaman mesela Hatta puan kazanma durumu da olacak. Kargalarımız şuraya geldiğinde sinilecek. Yani yaklaşık olarak 240 civarına geldi zaman. O zaman şöyle bir kod yazalım. Kontrollerden ERS diyelim buranın içine. İkiz devam ediyor ya. O yüzden operatörlerden gelelim. Bizim x konumu karganın içindeyiz şu an. Karganın x konumu yaklaşık 240 civarında olduğu için ben eksi... 235 gibi bir şey alacağım. Çünkü tamamı eksi 240'tı. E, o yüzden de bu şekilde alacağım. Sonra diyeceğim ki bu ikizi sil. Bu ikizi sileceğiz. Böylelikle artık kargalar uçarken en sona geldiği zaman bakın silindi. Sanki tekrar oradan ekrandan kaybolmuş gibi bir hava verdi. Gayet düzenli bir şekilde çalışıyor. Şimdi ne yapalım? Kargalara çarptığımız zaman bizim puanımızın azalması lazım. Yani değişkenlere girelim. Diyelim ki puan kargaya çarptığımız zaman kalan can diyelim. Şöyle bir değişken oluşturalım. Bir de hız değişkeni oluşturacağım. Kargaların sayısını artırmam için bir hız değişkeni oluşturacağım. İki tane değişkenimiz. Kalan can başlangıçta 5 vereceğim. Mesela kediye gelelim. Burada kod yazalım. Diyelim ki tıklandığında kalan canımız kalan canımız 5 olsun. Oyuna 5 canla başlamak istiyorum. Sonra sürekli tekrarlayı alıyoruz. Burada artık ne yapacağız? Oyunu durduracağız. Yani nasıl durduracağız? Eğer seçeceğiz operatörlerden kalan canımız 0 olduğunda şöyle diyelim. Tümünü durdur diyelim. Tabi burada şunu da yapabilirsiniz. Hani başlangıç ve bitiş ekranları yaparsanız daha iyi olacaktır. Ve bu sayede de daha rahat çalışacağız. Böylelikle bitiş ekranı da yapmış olduk. Kalan canımız 5 olduğunda 0 olduğunda. Peki kalan canımız nasıl 0 olacak? Kargalara çarptığımız zaman olacak. O zaman şöyle diyelim. Kargalara çarptığımız zaman ikiz olarak başladığında kısmına bizim komut yazmamız lazım. Yani kuşumuz kediye değiyorsa bu ikiz o zaman benim ne yapması lazım? Canımı değiştirmesi gerekiyor. Bu şekilde canımı değiştir diyeceğim. Ee, daha sonra da bir kodumuzu yazalım. Eğer diyelim, eğer ise şöyle alalım. Eğer ise algılamadan değiyor mu? Nereye değiyor mu? Kedimize değiyorsa, kuşumuz, kedimize değiyorsa değişkenlerden şöyle kalan canımızı bir değiştir. Yani eksi 1 değiştir diyelim. Bu şekilde de puanımızı artıralım. Şöyle yapalım. Kalan canım 4, 2, 1, 0. Oyun durdu. Gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Ama dikkat ederseniz ben şimdi kediyi çarptığı zaman kuşun ne yapması lazım? Aşağı düşmesi lazım. O zaman burada şöyle bir şey yapalım. Burada değdiği zaman kuşun yönü değişsin. Kuşa farklı bir yön verelim. Ee, böylelikle de kuşumuz aşağı düşüyormuş gibi bir hava oluşturalım. Ne diyelim o zaman? Görünümden kılığına geç. Hangi kılığı geçsin? Ee, C2 kılığına geçecek. Çünkü burada düşme komutu C2 idi. Geçtikten sonra da e, hareketten süzül komutunu alalım. Bir saniyede bir noktaya git. Nereye kadar gidecek tabii ki? E, şu an kuşumuz burada. Şöyle bir hareket istiyorum ben burada. O zaman x noktasının artması lazım. Bunu burada nasıl arttıracağım? Şöyle bir şey yapacağım. Toplama işlemi yapacağım. Şurada. Kedinin, şey kuş, kuşun içindeyiz. X konumunu şöyle tekrar düzeltelim. X konumunu yaklaşık olarak bir yüz değiştirelim. Bakalım. Evet. Tekrar yukarı çıktı. Tabi neden? Ee, biz şu an aşağı değil de aşağı yukarı doğru çık çıkartmışız. Bunu aşağı doğru indirmemiz lazım. Yani şuralarda bir yerde alabiliriz. Sabit bir değer de alsak. Mesela eksi 150 gibi bir değer alsak. Bir inceleyelim. Evet şu an geri doğru düştü. Yani artı 100 x konumunu arttırıyor. Aslında x konumunu azaltmamız lazım. O yüzden burada bir sıkıntı var. Eksi'yi alalım. Oraya dikkat etmedik. Biz 100 deyince geri düşmüş oldu. Şuna eksi 100 desek. Yani sola doğru x azalıyor. Orayı düşünmedik. Şimdi evet şu an iyi. Peki dikkat ederseniz kuşlar aşağı düştüğü zaman tekrar uçmaya başlıyor. Bir saniye sonra çünkü süzülüyor ya. O zaman burada şunu da yapalım. Burada bu ikizi sil diyelim ki kuşlar böylelikle düştüğü zaman bir saniye sonra görünmesin. Evet güzel. Burası da çalıştı. Hiçbir sıkıntımız yok. Ee, peki kuşlarımızın uçuşunda sıkıntı var mı? Şu an gayet iyi. Evet. Hiçbir problem yok. Tamam. Ee, ben burada ne demiştim? Bir saniyede bir çıksın demiştim. Ben bu kuşlarımızın hızını değiştireceğim. Ee, öyle bir şekilde kuşlarımızın daha çok çıkmasını sağlayacağım. Şöyle yapalım. Öncelikle tıklandığında hızımız 0.2 olsun diyeceğim. Oyunun başında videonun başına oynarken 0.10'daki demiştim hız. 0.10'daki de başlayalım. Sonra e, şurada ikiz olarak başlıktan sonra 1 saniye beklemiştim. Burayı şöyle bir değişken yapacağım. Çıkartmaya alıyorum. 4 maksimum 4. Alıyorum ve hız kadar değişsin. Yani bu ikizin oluşma hızı kuşların buradan çıkma hızı hızıyla aynı olacak. Yani burada bir kuş çıktı. Bir saniye sonra çıktı. Sonra 1 saniye sonra. Ben bu 1 saniyeyi kısaltırsam daha hızlı çıkacaktır. Peki nasıl çıkacağım? Belli aralıklarla çıkmasını sağlayacağım. Yani burada da hız normal 0.2 idi. 4'den 0.2'yi çıkarırsam 3 tam onda 8. Tekrar çıkarırsam 3 tam onda 6. Tekrar çıkartırsam 3 tam onda 4 gibi sürekli olarak saniyeyi azaltıyorum. Maksimum 4'ten azaltıyorum ki çünkü şöyle bir durum var. E, hız noktasında... Ee, sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Yani kargaların çıkmasında. Çok fazla bekleme durumu e, söz konusu. O yüzden 4 yazdım. Şimdi benim hızı arttırmam lazım ki buradaki saniye azalsın. Hızı arttırmam için ne gerekiyor? Yani benim şöyle bir şey yapmam lazım. Ee, burada dikkat ederseniz x konumu küçüktür eksi 235 olduğu zaman kargalar ne oluyor? Burada ekrandan yok oluyor. Kargaya vurmamış oluyorum. kargoya her vurmadığımda hızım artsın. Çünkü niye? Canım azalmıyor çünkü o yüzden. O zaman da ne yapacağım? Buraya e, hız konusunda e, bir değişiklik yapacağım. E, ne diyeceğim buraya? Buraya komutu değiştirelim aslında. Bu ikisini duralım. Oraya bir eğer ise değilse yapalım. Şöyle yapalım. Bu ikisini aşağıya eğer diyelim. E, hızımız e, çünkü sabitleteceğim orada. E, şöyle bir değer alalım. Hızımız hızımız değişkenlerden hızımız kaçtan büyükse 3.5'ten büyük olduğunda hızımız hızımız sabitlesin. Çünkü oyunun başında da demiştim ya 3.6 olarak almıştım hızımı. 3.6 yani maksimum hızımız 3.6 olsun. Çünkü neden? Burada 4'ten 3.6'yı çıkarttığı zaman 0.4 saniye kalacaktır. 0.4 saniyede bir kuş çıkacaktır. Eğer ben bunu 3 tam onda 8 yazarsam ondaki saniyede bir kuşlar çıkacağı için çok fazla kuş çıkacaktır. O yüzden mesela deneyelim burada. Şunu alalım. 0.2 saniyede bir kuş çıkmasını sağlayalım. Bakın dikkat ederseniz çok fazla arda arda kuş ve benim uçmam çok zor burada kediyle. O zaman benim 0.4 alırsam en sonda şu şekilde deneyelim. Bakın kuşların arasındaki mesafe biraz daha açıldı ve boşluklar olabiliyor. O yüzden de daha rahat bir uçma hareketi yapabiliyorum. O yüzden ben sprona 0.4 4 olması için 4'ten neyi çıkarmam lazım? 3.6'yı çıkarmam lazım. İşte ben burada hızımız maksimum 3.4 3.6'da olsun ki hızım kuşların oluşma saniyesi 0.4 saniye olsun. Peki 3 tam onda büyükse benim hızımı sürekli arttırmam gerekiyor. O yüzden de değilse ben ne yapıyorum? Hızım ondaki kadar değişti diyorum. Sürekli hızım ondaki kadar artsın. Deneyelim. Bakın şimdi kuşlar arkaya dendi. 0.10'da 4 oldu. Tekrar kuşa çarpmadım. onda 6. Hızım artıyor. Hızım arttığı zaman da saniye azalıyor. Yani kuşların buradan çıkış saniyesi azaldığı için kuşlar daha fazla çıkıyor. E, şu an 3.6'da hızım sabitledi. Evet görmüş olduğunuz gibi gayet oyunumuz düzgün bir şekilde çalışıyor. Hiçbir problem yok. E, mesela oyunumuzda ne yapabiliriz? Biz aslında zamanlayıcı da yapabiliriz. E, ne kadar süre e, oyunda kaldığımızı, e, kalan canımızın sıfır olana kadar ne kadar ayakta durduğumuzu göstermek için de aslında bir zamanlayıcı yapsak iyi olur. O zaman ne yapalım? Hemen değişkenlerden e, süre diye bir kısım koyalım. Süre değişkenimizi oluşturalım. Daha sonra da burada hemen kedinin içinde bunları yapalım. E, diyelim ki e, operatör algılama algılamadan zamanlayıcı sıfırla yani tıklandığı zaman her zaman sıfır olsun süremiz. Daha sonra ise şurada sürekli tekrarın içine zamanlayıcı yerleştirelim. Ne diyelim oradan zamanlayıcıyı yap diyelim. Şöyle yani süreyi zamanlayıcı yapsın diyelim bakalım. E, şu an virgülü yapıyor. Yuvarlayalım. Operatörlerden yuvarlayı alalım. Zamanlayıcı bunun içine yerleştirelim. Şimdi bakalım. E, süremiz 1 saniye, 2 saniye. Evet böylelikle ne kadar oyunda kalabileceğiz? Süremizi de ölçebiliriz. Evet kalan canımız sıfır olduğu zaman da süre biz görmüş olduğunuz gibi ekranda görüyor. Şimdi e, buradan hızımızı kapatalım. Süre ve kalan canımızı bu şekilde yazdığımız zaman Artık bundan sonra oyunumuzu rahat bir şekilde oynayabiliriz. Evet görmüş olduğunuz gibi oyunu durdu ve 23 saniyede bitmiş oldu. Tabii ki dediğim gibi başlangıç ve bitiş ekranları yaparak oyunu daha zevkli hale getirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.